Herkese merhabalar. Bu videoda kronometre nasıl kullanılır? Bunun hakkında konuşacağız. İlk önce size birkaç temel bilgiden bahsedeceğim. Bunu her sporda kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bu yüzmeye özel bir kronometre. Yani sadece yüzme için kullanılan birkaç özelliğe de sahip. O yüzden videonun alt kısmını bölümlere ayırdım. Oradan istediğiniz bölümü seçip izleyebilirsiniz. Evet, bu kronometrede 4 mod var. İlki tarih ve saati gösteriyor. Bu tarih ve saati değiştirmek için ne yapacağınızı gösteriyorum. Sol tarafa basarak neyi değiştirmek istediğinize getiriyorsunuz. Mesela şu an yılda. Bu sefer sağa tıkladığımda değişiyor. Sonra tekrar sola bastığımda öbür şeye geçiyor, tarihe geçiyor. Mesela diyelim ki saati değiştirmek istiyorum. 9'a geldim. Sağ tarafı ile yaptım. Ve tekrar sol tuşa basarak ayarlamış oluyorum. Alttaki tuşa basarak modu değiştiriyoruz şimdi. Evet. Bir kere basınca değişiyor. Onaylamadığım için iki kere basmam gerekti. Şimdi sporda en çok kullanacağımız moddayız. Bunu ne zaman kullanabiliriz? Basayım ilerlesin bu arada. Diyelim ki yarışta sporcunuz 400 metre serbest yüzüyor ve yarıştayken 50 metre içlerine bakmak istiyorsunuz. Bu kronometre hareket ederken, sağ tuşla başlattık bu arada, sol tuşa bastığınız zaman da 50 metreye döndüğü anda bastınız ve hop, onun 50 metreyi kaç geldiğini burada görebiliyorsunuz. Şimdi diyelim biraz daha yüzdü, bir 50 metre daha yüzdü, bastık, 50 metre daha yüzdük, bastık. Kronometre durmadan önceki derecelerine, 50 içlerine bakmak istiyorsak ortadaki tuşa basıyoruz. Bak, hem saat durmamış oluyor hem de önceki derecelerini gördüğünüz gibi görebiliyorum. Diyelim ki 50 metreye dönecek şimdi. Döndü ve hop bastım, tekrar kaydettim. 50 metreye dönecek, hop bastım. Eğer sağa basarsam şimdi bu saat duracak. Önceki derecelerini şimdi mesela defterime not etmek istiyorum. Ne yapacağım? Tekrar ortadaki tuşla bakabiliriz. Bu sefer saati durdurduğumuz için tüm ekran önceki dereceleri oldu. Bastım ve önceki derecelerini görebiliyorum. Sağ tuşa basarak bu menüden çıktık ve saat devam ediyor. Eğer bu saat durduğu zaman sol tuşa basarsanız bu tüm dereceler sıfırlanacak. O yüzden yanlışlıkla sol tuşa basmamaya dikkat edin. Sadece çalışırken sol tuşa basarsanız dereceleri almaya devam eder. Şimdi durdurdum ve bastım, sıfırlandı. Bu mod bu işe yarıyor. Ya da antrenmandayken diyelim ki birden çok sporcunuz var. Onlar duvara değerken hepsinin derecesini bu şekilde alabilirsiniz. Tabi basmanızı gerek yok söylemek için. Direkt hareket ederken de derecelerini onlara söyleyebilirsiniz ama genelde o tür antrenmanlarda bu modu kullanıyoruz. Şimdi öbür modumuz aslında önceki moda çok benziyor. Neye yaradığını söyleyeceğim. Diyelim ki sporcunuz 25 metre yüzmeler yapıyor 30 saniye içinde. Yani bu ne demek? Harekete başladı, karşıya gitti, dinlendi. 30 saniye hakkı var. Yani 29 gelirse 1 saniye dinlenecek. 30 saniye olduğu an öbür harekete başlayacak. Tekrar aynı harekete başlayacak. Yani 30 saniye içi yapacak. Şimdi 30 saniyeli hareketlere başladı. Bakın 30 saniye geldiğinde ne yapacağım? Sola basacağım. Hop. Gördüğünüz gibi süre sıfırlandı, baştan başladı. Bu aslında antrenöre yarayan bir şey. Ne için? Şimdi diyelim ki süreye basmadım, sıfırlamadım. 30 saniyeden sonra öğrencime hop dedim. Bu sefer kaçta çıkaracağım? 1 dakikada. Sonra yine basmadım. Kaçta çıkaracağım öbür sete? 1.30'da. Yani spor antrenör bunu mu düşünsün? Kaç tane hareketi yaptığını mı düşünsün? Sporcunun tekniğine mi odaklansın? Burada sporcunun kaç tane yaptığını da gösteriyor. Mesela 8 tane 50 metre yüzmeler yapacaksın. 1 dakika içi. Burası 1 dakika olduğu an çocuklara hop diyorsun. 1 dakika oldu diyelim yine. Hop 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 hop. Hızlı gösterdim. Mesela 6 kere yapmışlar. Kaç tane yapacaksın? 8 tane. Kaç tane olduğunu da biliyorsun. O yüzden çocukların tekniğine doğru yapıp yapmadıklarına odaklanabiliyorsun. Saat hesaplamaktansa ya da seti saymaktansa. Bu mod da ona yarıyor. Ve buradan sonrası bu mod yüzmeye özel bir mod. Bu ne işe yarıyor? Sporcuların kol atım hızını hesaplamamıza yarıyor. Şimdi size bunu anlatıyorum. Gösterdiğim modu size anlatıyorum. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi diyorsunuz ki sporcuna serbest yüz bakalım diyorsun. Sporcun başlayacak. İlk kolunu attığı an, suya değdiği anda buna basıyorsun. Ve sonra 3 kol attıktan sonra 3. kolu attığı anda durduruyorsun.
Şimdi beraber size bir gösterelim. Şimdi ilk kolumu atarken antrenörüm buna başlatıyor. Bastım. Sonra 1, 2, 3. kolu attım. Suya girdiği an durdurdum. Burada kaç yazıyor? 32. Bu 32 ne demek? Eğer bu sporcu 60 saniye boyunca durmadan yüzerse 32 tane kol atacak demektir. Diyelim ki sporcuna tekrar yüz dedim. Sporcun çok hızlı yüzecek. Yani istediğinden çok hızlı yüzecek. Mesela nasıl olacak? Şimdi daha hızlı atacağım. Kolu kaç geldiğine iyi bakın. Başlıyorum. Yattım. 1, 2, 3'te durdurdum. Bakın bu sefer 67 geldi. Yani 1 dakika boyunca yüzdüğü zaman bu sefer sporcu 67 kol atacak. Daha da hızlı bir derece alalım mesela. Soktu. 1, 2, 3. Durdurdum. 96. Yani çok çok hızlı kol attığı zaman da 1 dakikada tam tamına 96 kol atacak. İstemediğiniz hızda kol attığını böyle şekilde tespit edebiliyorsunuz. Çok hızlı kol atarsa ne olur? Boşa su çekmiş olur, enerjisini harcamış olur. Sporcuna diyorsun ki kollarını daha yavaş yap, kollarını daha hızlı yap. Bu da onu hesaplamanızı sağlıyor. Kelebek ve kurbağada ne oluyor peki? Sırt ve serbestte anlattığım gibi yapıyoruz. Aslında kelebek ve kurbağada da aynı. Sadece kol fark etmeksizin iki harekette başlıyor. Mesela kolumu atarken başlattım. Bir daha atıyorum, iki daha atıyorum. Üçüncü kere kolumu sokarken durduruyorum yine. Mesela 35 geldi. Bu tempoda yaptığında 60 saniyede 35 kol yapacak demek bu. Bu mod da buna yarıyor. En temelinde 4 mod var ama eğer yüzücüyseniz Finis marka öneririm, Seiko marka öneririm. Bu piyasada en iyi kronometreler bu ikisidir bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.